Merhaba arkadaşlar, ben Gamze, kanalıma hoş geldiniz. Bugün KineMaster'da video nasıl editlenir belli başlı şeylerini göstereceğim ama daha detaylı incelememi isterseniz daha detaylı da inceleyelim. Şimdi öncelikle KineMaster'ı açtığımızda şurada şöyle bir ekran geliyor. Buradan boş projeyi seçiyoruz. Burada benim bütün videolarım projeleri var. Çoğunun var. Çoğunu temizliyorum arada. Buradan hemen bir boş proje diyoruz. Sonra ekranımıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan hemen medya diyoruz. Burada tatlış bebeklik fotoğrafı. Medyadan export. Buradan videonuzu bulabilirsiniz. Ben şunun üzerinden gidelim. En son attığım Sims videosu üzerinden. Okey diyelim. Mesela bunun başına intro da koymak istiyoruz. Hemen intromuzu da bulabiliriz. Benimki aşağılarda bir yerlerde, şu eski intromu koyayım mesela. Bu videoyu nasıl olsa atmayacağız. Sonra buna da okeyliyoruz. Aa, ne videosu geldi? Aa, bu benim şey videosuymuş. Bir tane Survival Games videosuymuş. Eski. Aa. Ben bunu silmemişim. Nice. Bilmiyorum. Sonra videonuz başlıyor. Sesini açmamıza gerek yok. Diyorsunuz ki ben işte başladık. Şu an ne sesi var bilmiyorum, duyamıyorum da şu böyle kalsın. Diyorsunuz ki burayı kesmek istiyorum. Buradan işte 26 saniyeden 30'a kadar. O zaman kesmek istediğiniz yerin başına hemen bir oynatma başlığından böl koyuyorsunuz. Sonra keseceğiniz yere kadar gidiyorsunuz. Mesela buradan başlasın. Ya bunun için oynatma başlığından böl diyebilirim. Böl deyip okeyleyebilirsiniz. Bu keseceğiniz alanı seçip şuradan sile basabilirsiniz. Ya da geri alabilirsiniz böyle benim yaptığım gibi. Bir geri daha alalım. Mesela şuradan kesecektik. İlk oynatma başlığını şuradan belirledik zaten. Sonra şuraya kadar kesmek istiyorsak sağ tarafını Buda dersek ikinci seçenekte bu çizginin, kırmızı çizginin sağ tarafındaki bütün videoyu keser ki bir oynatma başlığına kadar. Biz sol tarafını Buda diyelim. Böylece bizim işaretlediğimiz bir önceki oynatma başlığına kadar videoyu sildi. Buradan okeyleyip çıkabiliriz. Sonra videomuz devam ediyor. Dedik ki işte 50. saniyeden başlasın. Hemen bir oynatma başlığı attık. Diyelim ki 1.5'a kadar bu video hızlandırılmış devam etsin. Yine 1.5'a geldik, bu sağ sol kaydırarak. Geldikten sonra bir kere tıkladık videomuza. Buradan seçtik. Yine bir oynatma boşluğundan böl dedik. Sonra bu parçayı, video parçasını seçip hız kontrolünü 2'ye getirirsek bu video artık hızlandırılmış oldu bu kısmı. Bakın hızlandırılmış devam ediyor. Başka ne yapabiliriz? Müzik ekleyebiliriz. Diyelim ki hızlandırdığımız yere de müzik eklemek istiyoruz. Zaten hızlandırdığımız yerin başında 2 çarpı x yazıyor. Siz ne kadar hızlandırmak isterseniz. Şöyle ortasına geldik. Şuradan güzel bir şarkı seçelim. Aslında işte fark etmez, çıldırın sesi. Çip çirilsi severim. Bunu koyalım ama tabii ki telif haklarına falan dikkat etmeniz gerekiyor en başında. Sonra bu müziği seçtik. Bu müziğe tıklayabiliriz. Buradan sese gelebiliriz. Sesi bizim sesimizi bastırmasın diye. Ben genelde eğer çok sesli konuşuyorsam 10-11 falan kullanıyorum. Eğer biraz kısık sesli konuşmuşsam 4-5 falan kullanıyorum. Bu burada çalıyor arkada. Diyelim ki oynatma başlığına kadar kullanacaktık biz bunu, hızlandırmaya kadar. O zaman buraya geliyoruz, keseceğimiz yere kadar. Burada bir Buda böl var. Buda böyle seçiyoruz. Yine oynatma başlığını böl mantığıyla çalışabilir ya da sağ tarafı direkt budayabiliriz. Bir başka şey, diyelim ki kestiğimiz yerle şey arasında bir geçiş olsun istiyoruz. Efektli bir geçiş. Mesela picture'in, ben şunu seviyorum yani, bayağı kullanmayı seviyorum, siz de görüyorsunuz. Hemen bakın, koyduk onu, seçtik. Hemen diğer videoya geçerken böyle devam edecek. Ya da buradan şuradan bir geçiş efektine buna basıyoruz. Burada her şey var. 3D var. Ben 3D'leri de seviyorum. Mesela bunu kullanabiliriz. Hastayım, kusura bakmayın. Mesela şuradan bir oynatma başlığına bölelim. Artık biliyoruz. İki video arası geçiş için mesela şu da güzel bir yöntem.
Başka ne yapabiliriz? Katman ekleyebiliriz. Buraya mesela bir yazı eklemek istiyoruz. Şu medyada anlatmadığım bir şey yok. Müzik eklemeyi de gösterdim. Ha, müziğe döngü ekleyebiliyoruz. Mesela bir şarkıyı seçtik. Güzel kadın, güzel şarkı. Güzel kadına güzel şarkı. Bu şarkıyı seçtik ama bu şarkı bakalım sonuna kadar gitmiyor. Bu sonuna kadar gitsin istiyoruz bu şarkının. Yani artık bu video sessiz bir video olacak ve tamamen ya da sürekli altına şarkı çalsın istiyoruz. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra diyoruz ki döngü kullan diyoruz. Projenin sonuna kadar da uzat diyoruz. Bu artık projenin sonuna kadar çalacak, başa dönüp çalacak, başa dönüp çalacak bir şarkı oldu. Şunu da bir sesini kapatalım da size gelmesin. Ben duyamıyorum gelip gelmediğini. Daha sonra diyelim ki ne yapmak istiyoruz? Katman eklemek istiyoruz. Mesela şuraya diyeceğiz ki Instagram adım Gamze Inred. Bu arada Instagram adım Gamze Inred. Onu da buradan hem reklamını yapalım. Buradan bunu seçip mesela burada yazı tipleri var. Bunu seçebiliyoruz. Şuradan rengini seçebiliyoruz. Sonra animasyonunu seçebiliyoruz. Mesela şöyle bir animasyon olsun. Böyle bir animasyon olsun. Sağ kaydırarak gelsin. Bunu artık oynadıkça siz bulacaksınız. Başka arka plan rengi atabiliyorsunuz bir tane. Seviye yapabiliyorsunuz. Böyle bir etrafını çiziyor. Parlaklık katabiliyorsunuz. Yani birçok şey var. Bunu da koyduk. Mesela bu yazı bayağı görünsün istiyorsun. Ne kadar görünmesini istiyorsan az ya da çok. Buradan süresini ayarlayabiliyorsun. Sonra başka ne yapabiliriz? Katmana girelim yine. Mesela efekt ekleyebilirsin. Mesela şöyle bir efekt gelsin istiyoruz. Bu alana blurlamak istiyoruz. Tam da banyodaki alan ama bu alanı blurlamak istiyoruz. O zaman o alan biz şey yapana kadar blurlanacak. Yani video oynayana kadar blurlanacak, kalacak. Daha sonra handwriting el yazısı ekleyebiliriz. Sonra bu hand yazısı bizim gidene kadar devam eder. Başka ne ekleyebiliriz? Videoya girelim mi? Klip grafikleri de ekleyin. Renk filtresi de ekleyebilirsiniz. Mesela siyah beyaz olsun. Ya da bambaşka bir klip filtresi ekleyebilirsiniz. Bu ben kullanmadım. Hiç bilmiyorum ama sessiz bir videonun üzerine konuşmanızı sağlayan bir özellik diye biliyorum. Onun dışında çok bir şey yok. Şöyle yaptığınızda direkt bu tarafa gidiyor. Böyle yaptığınızda siz bunu artık kurcaladıkça öğreneceksiniz. Bu kendi kamerası ve video kamerasıyla çekim yapmanızı sağlıyor. Ben hiç kullanmadım. Öyle. Şu sizin projenizin büyüklüğünü yani şu alanı daha net görmenizi sağlar. Şöyle ileriye de geri şey yapmanızı sağlar. Büyütmeyi, küçültmeyi sağlar. Başka da anlatacağım çok bir şey yok. Şuradan KineMaster'ın şeylerini, müziklerini alabilirsiniz. Ücretsiz müziklerini kullanabilirsiniz. Ama daha sonra galiba hak iddia edebiliyorlar. Ondan çok emin değilim reklamlarından. Telif atmıyorlar ama hak iddia ediyorlar. Şu şeyle videonun oynadığını biliyorsunuz. Durdurup çalıştırma sağ köşedeki. Başka ha. Bu arada video oynarken ben de size çekilişten bahsetmek istiyorum. Başlıkta gördüğünüz üzere. SteenRet'in Realm'ını Serhat açmaya karar verdi. Ben de izin verdim. Çünkü zaten ikimizin de SteenRet fikri. Ve Realm olması benim için çok iyi olacak. Çünkü ben sürekli telefonumu açık tutup arkadaşlarımın bir şeyler yapmasını sağlamak benim için çok zor oluyordu. Ben o yüzden çok memnunum. Çekilişle ilgili detaylar, duyuru, kurallar hepsi Serhat'ın kanalındaki videoda mevcut. Onu ben açıklamalar kısmına ve sabit yorumda bırakacağım videosunu. Lütfen Serhat'a da abone olun. Abonelik şartlarını sağlayın. Ve Realm'ımıza destek olun. Böylece daha çok SteenRet videosu gelir. Bence SteenRet mükemmel bir fikir. Mükemmel bir şehirleşme. Ama bunu tek cihazdan dünyayı paylaşarak yapmak gerçekten zor oluyor. O yüzden buradan Serhat'a hem teşekkür edelim. Teşekkür etmek amacıyla da onun kanalına
Lütfen abone olalım. Hepinizi seviyorum. Lütfen onun kanalına abone olun. Ve Steen Red bir an önce bir sürü her gün Steen Red videosu gelsin. Çünkü ben Steen Red oynamaya bayılıyorum. Bence çok güzel. Başkanlığımı da çok seviyorum. Yani en büyük başkan Gamze Başkan. Burada göreceğiniz üzere. Bu da iyi oldu. Ama bir videonun üzerine konuşuyormuş gibi olduk. Hem de sıkılmadınız da. O zaman Steen Red çekilişi ile ilgili bütün detaylar Serhat'ın kanalında mevcut. Tekrar hatırlatıyorum. Açıklamalar kısmından ve sabit yorumdan onun kanalına gitmeyi asla unutmayın. Hatta i butonuna da koyacağım videosunu. Abone olmak lütfen. Biz ona teşekkür etmek amacıyla abone olalım. Ben aboneyim. Siz de abone olun. Çünkü bizim için Reel'im açıyor. Kendi imkanlarıyla açıyor. O yüzden lütfen ona destek olun. Siz InRed Army'siniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.